4 maddesiyle ilgili sorunu var. Kız çocuklarının evlendirilmesinden yana okutulmasına karşı. Milliyetçi Hareket Partisi zaten meclisteydi. Şimdi yine mecliste oyunu arttırdı. Daha fazla milletvekiliyle mecliste. İşte bu yüzden dedik en sağcı meclis diye. Yeni yasama yılında Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle mecliste olacak. Cumhur İttifakı, milliyetçi, radikal ve aşırı sağ partilerin buluşma noktası oldu. 28. dönem milletvekili genel seçiminin henüz resmi olmayan sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi 51 milletvekili kazanırken Yeniden Refah 5, Hüdaparsa 4 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Yeniden Refah Partisi seçim öncesinde yaptığı açıklamalarla öncelikle kadınları ve laik eğitim sistemini hedef aldı. Genel Başkan Fatih Erbakan seçim öncesi sık sık kadının korunmasına dair 62-84 4 nolu kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni hedefe koydu. Biz ıslah ediyoruz, kadını koruyoruz, şiddeti önlüyoruz, kadın erkek eşitliğini sağlıyoruz, adaleti tesis ediyoruz derken. Erbakan seçim öncesi yaptığı son konuşmalar ve verdiği röportajlarda eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek, Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek demiş, ardından da LGBT'ye yüklenmişti. Aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaları aile bütünlüğünü esas alacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Aile yapımızı derinden sarsacak bir tehlike olarak gördüğümüz LGBT derneklerinin tamamını kapatacağız. Kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarının önüne geçeceğiz. Erbakan pandemi sürecinde aşı karşıtı açıklamalar yapmış, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran aşıları etkisiz ilan etmişti. Yok, hiçbir şey yaptığı yok, işte uygulamada görüyoruz. Ne koruyor, ne bulaşmayı engelliyor, ne tedavi ediyor, ne ölümü engelliyor. Hiçbir şey olduğu yok. Ve Hüdapar, Hizbullah terör örgütünün uzantısı olarak bilinen ve terör örgütüyle bağlantıları bizzat yöneticileri tarafından da inkar edilmeyen parti de artık meclis çatısında. Hüdapar, Cumhur İttifakı'nda olması sayesinde 4 milletvekili çıkardı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu da artık İstanbul milletvekili. Yapıcıoğlu ve partinin diğer yöneticileri Hizbullah'la ilişkilerini gizlemiyor. Hatta terör örgütü olarak görmediklerini açıkça söylüyorlar. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre bir terör. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki kayıtlarda evet, güvenlik kayıtlarında bir terör örgütü olduğu yazdı. Hüdapar seçim öncesi bir vizyon belgesi açıklamış ve maneviyatsızlık ve ahlaki yozlaşmaya dur demek için mücadele sözü vermişti. Aynı vizyon belgesinde karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması da talep ediliyordu. Hüdapar ayrıca okullarda ahlak eğitimi adı altında bir ders olmasını da istiyor. Hüdapar da Yeniden Refah gibi kadına şiddetin önlenmesi için çıkarılan yasaları hedef alıyor. Hüdapar kadının çalışma şartlarının fıtratına uygun olması gerekir diyerek kadının sosyal hayattan uzaklaştırılması talebini de dile getiriyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Hüdapar ve Yeniden Refah'ın özellikle Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarında örgütlenmek üzere hazırlık yaptığı Ankara kulislerinde konuşuluyor. Ya evet, işte bu istekler, dillendirilen bu politikalar karşısında açıkça tarafız efendim. Tam karşısındayız. Bu zihniyeti reddediyoruz. Mecliste olmasını kabullenemiyoruz. Eğer umudumuzu yitirirsek, eğer pes edersek az önce dinlediğimiz bu politikaların ve bu ortaya çıkan zihniyeti de ve onların hayal ettiği Türkiye'yi de kabul etmek anlamına geliyor. O yüzden pes etmek yok diyoruz. Şimdi peki bakanlar ne olacak? Cumhur İttifakı AKP biliyorsunuz bakanları da milletvekili listesine koydu ve o bakanlar da milletvekili seçildiler. Yeni dönemde mecliste olacaklar. 16 isimden bahsediyoruz. Tabii 16 isim yeni hükümet kurulup koltuklarını devrettikten sonra mecliste yemin edecekler. Bu şekilde devam edecekler yola. Söylenen bu ama şimdi birazdan bir başka haber göreceğiz. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu konu soruldu. Ne olacak, nasıl işleyecek bu süreç diye. Verdiği yanıtı ben şimdi ipucu vermeyeyim. Birlikte izleyelim istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pek öyle koltuğunu bırakma taraftarı olmadığı da bakanlık koltuğundan bahsediyorum. Ortada. İzleyeceğiz birazdan onu da. Milletvekili seçimleri tamamlandı. Turuncu koltukların yeni sahipleri belli oldu. Sıra yemin törenine geldi. İç tüzeğe göre genel kurul kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden 3. gün toplanacak. Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak. 600 vekil arasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak. Ancak bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıkların devam
devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeydi. AKP bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması gerekçesiyle yeni bir formül geliştirme uğraşında. Söz konusu formüle göre 16 isim yemin törenine katılmayacak. Bakanlar 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu soru soruldu dedik sevgili izleyiciler. AKP'den vekil seçildi. Bu konuyla ilgili gelen sorulara bir muhabirin sorusuna bir taneden sonra canım benim demiş. Bakanlığınızla ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Canım benim. Kendisine soru soran muhabire yine canım benim diye hitap etti. Sorulan soruyu yanıtsız bıraktı. Soylu yine cevap vermek istemediği soruyu canım benim diyerek geçiştirdi. Bakanlığınızla ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Canım benim. İçişleri Bakanı'ydı. Artık AKP'den İstanbul Milletvekili. AKP'de 14 Mayıs seçimleri sonrası Süleyman Soylu çıkmazı yaşanıyor. Milletvekili olan bakanların vekil yemini etmelerinin ardından bakanlıktan istifa etmeleri gerekiyor. Bu durum sorulduğunda ise Soylu'dan ilginç bir yanıt geldi. Bakanlığınızla ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Canım benim. Soylu daha önce de kaçak göçmenler hakkında kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bırakmıştı. Soruyu kendisine yönelten muhabire canım benim diyerek hitap etmişti. Adresle kayıtlı yabancılarla ilgili. Canım benim. Soylu verecek yanıt bulamayınca bir kez daha canım benim dedi. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Bakanlığınızla ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Canım benim. İnanılmaz yani mecliste yemin ettikten sonra bakanlık koltuğunu bırakmamak demek, ona da devam etmek demek. İnanın bilemiyorum daha fazla ne söyleyeceğimi bu konuyla ilgili. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 vekili meclise sandalye kaptı. Genel Başkan Erkan Baş, Parti Sözcüsü İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ahmet Çık ve Gezi tutuklusu Can Atalay. Parlamentodaki sandalyelerde 4 tip vekili var. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Silivri Cezaevinden Can Atalay. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 vekili Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Barış Atay. Son yıllarda mecliste en çok konuşulan isimlerdi. Herkes bilsin, lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız. Emek ve Özgürlük İttifakı İstanbul'da %11 bandında oy aldı. Tipin oyu %1,82 idi. Genel Başkan Erkan Baş İstanbul 3. bölgeden adaydı. Milletvekili seçildi. Birinci bölgede aday parti sözcüsü Sera Kadıgil. O da parlamentoya girmeye hak kazandı. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştığım kadınlardan biriyim. Önce bunu kafana sok bu bir. Gazeteci Ahmet Şık İstanbul 2. bölge 1. sıradan adaydı. Rakibi Süleyman Soylu'ydu. Ahmet Şık da 2. bölgede yeterli oylar alarak meclise girdi. Mecliste Süleyman Soylu'yla atışmaları hafızalardaydı. Soylu'yla haber yayını bitti. Şimdi biraz hakikatleri konuşacağız. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki mafyanın suçlarını engellemesi gerekirken mafya çıkmış İçişleri Bakanı'nın suçlarını ifşa ediyor. Ancak bu fotoğraftan birisi meclise giremedi. Tip Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda önceki dönemde Hatay Milletvekili Barış Atay. Antalya'dan aday oldu ancak meclise giremedi. Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğiniz padişahınız o da bir gün devrilir. Hatay tipin en iddialı olduğu bölgelerdendi. Barış Atay aday olmadı çünkü fedakarlık yaptı Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki can çıkacak dedi can. Can Atalay Hatay'dan milletvekili oldu. Tip Hatay'da %8,57 oy aldı. Barış Atay Mengüllüoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımla Atalay'ı kutladı. Hatay halkına gerçekten Can Atalay'ı oradan birinci sıradan aday gösterirken bunca yıldır büyüdüğün şehrin bizim temennimize ortak olacaklarını, yoldaşımıza sahip çıkacaklarını ve onu cezaevinden özgürlüğüne kavuşturup meclise göndereceklerini düşünerek aday yapmıştık. Bu güvenimizi ve isteğimizi boşa çıkarmadıkları için, bunca zamandır bize ve bana verdikleri destek için hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.
Can Atalay da mesajını alıntıladı. İlk mesajını yayınladı. Çoktan başladım çalışmaya notuyla. Gezi tutuklularından Can Atalay, avukat, insan hakları savunucusu, Taksim Dayanışması üyesi. Nerede rant, yağmalama ve adaletsizlik varsa karşısında o vardı. Mazeret dilekçesi yollayacak demokratik... Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden 7 çocuktan biri Oğuz Arda Sel'di. 9 yaşındaydı. Annesi Mısra Öz yıllarca adliye koridorlarında adalet aradı. Şimdi de meclis kürsüsünden aramak için tipin İstanbul'dan adayı oldu. Ancak meclise giremedi. Gazeteci İrfan Değirmenci de İzmir'de listedeydi. Ancak o da meclise giremedi. Oyuncu Serhat Özcan ve Mehmet Aslan Tuğ'da. Evet, tipin kazanan ve kazanamayan adayları böyleydi. Peki Can Atalay, çok güzel haber. Mecliste olacak artık ama kendisi cezaevinde tutuklu. Peki tahliye süreci nasıl işleyecek? Şimdi o merak ediliyor. Tabii yasa bu konuda ne diyor? İzleyelim. İstanbul'dan Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık.